Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Dashboard eğitim videoları kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir yapı oluşturmuştuk. Sayfalar arası geçişimizin yaptığı. Daha sonra formüller kullanarak bunları ham verilerden çekip, daha sonra bir options button sistemi kurarak bir seçenekler içerisindeki seçimlerle rakamları değiştirebiliyorduk. Bugün biraz işin biçim kısmına devam edelim. Mesela şöyle bir kırılım yapabiliriz. Şu ikinci kısım, yani ikinci satır, tablomuzun ikinci satırını şöyle bir tık daha koyu yaparak böyle ikili kapalı koyu şeklinde, mesela şuradaki tonun bir kademe daha koyusunu kullanabiliriz ikinci kesim için. Böyle bir biçimlendirme yapalım ki kırılım konusunda belli olsun. Ne yapabiliriz? Şöyle bir gri yapısı kullanalım. Bakalım beğeneceğiz mi? Şimdi ikinci satırı, tablomuzdaki ikinci satırı boyadıktan sonra İlk iki satırı ben Ctrl C ile kopyalıyorum. Daha sonra geri kalan boyamak istediğim alanın tamamını seçtikten sonra yapıştır kısmından özel yapıştır ve burada sadece biçimleri yapıştır diyorum ve tamam tuşuna basıyorum arkadaşlar. Artık ilk iki hücrede yaptığım biçimlendirme aynı şekilde diğer hücrelerde de artık aktif halde. Seçtiğimde rakamların bu şekilde yine biçimlerini bozmadan değiştirdiğini görebiliyoruz. Şimdi bu biçimlendirmeden sonra bir makro kayıt işlemiyle buradaki rakamların ortalamanın üzeri ya da altı ya da siz nasıl bir kırılım istiyorsanız o kırılımlarla bir koşullu biçimlendirme yapısı yapabiliriz arkadaşlar. Mesela ortalama olabilir. Bu standart sapma olabilir. Yaptığınız işe göre değişir. Ya da başka bir koşul yapısı olabilir. Oradaki koşulun yapısına göre bir renklendirme yapılabilir ve bunlar bir yine buradaki options button gibi bir düğme tarzı yapılarak yerleştirilip buradan ortalamanın üzerine, ortalamanın altı gibi yapılar aktif halde tablomuz içerisinde alanda kullanılabilir arkadaşlar. Makro kayıt işlemleriyle ilgili bir video çekmiştim. Onda da yine buna benzer bir örnek vardı. İşte koşullu biçimlendirme ile renklendirme yapısı. Yine aynı mantık içerisinde buradaki hücrelerin ortalamadan büyük ya da küçük olup olmaması ile ilgili makrolara yazdırıp bunları herhangi bir buton yardımıyla, şekil yardımıyla tetikleyici unsur haline getirebilmeye çalışacağız şimdi. Şimdi ilk önce ben yine geliştirici kısmından bir makro kaydet işlemi yapıyorum. İlk kaydedeceğim makro ortalama üstü makrosu arkadaşlar. Şimdi tamama bastıktan sonra kayıt işlemi başladı. Buradaki alanı seçtim. Koşullu biçimlendirmeye geldim. Burada ortalama üstü veya da ortalama altı yapısı var ama ben dinamik bir hücre yapısında çalıştığım için bunlara ben formül üzerinden bir tetikleyici yaratmam gerekiyor. Yeni kural diyorum. Biçimlendirecek hücreleri belirlemek için formül kullan. İlk hücrem burası. Ama ben buradaki seçili alanın tamamında bunu aktif halde çalıştırabilmem için bir öncelikle buradaki hücrenin tamamının kilit unsurunu ortadan kaldırmam gerekiyor. Bunu kaldırdık. Daha sonra büyüktür. Büyük olan hücre hangisini alması gerekiyor? Buradaki ortalama hücresini. Ama sağa doğru gittiğim zaman bu rakamlar değiştiği için bunu sadece satır bazlı kilitleyip sütun bazlı serbest bırakmam gerekiyor. F4'e bastığım zaman I31 hücresi sadece satır bazlı kilitli sütun bazlı veriler değişecektir. Biçimlendire geldim. Yeşil diyorum. İsterseniz buradan başka yapılarda kullanabilirsiniz. Bunu temizle
Tamam dedikten sonra tamam yapısına basıyorum. Artık yaptığım işlem buradaki renklendirme yapısı, kayıt işlemini durdurdum. Yeşil olan yerler ortalamadan büyük yerler arkadaşlar. Her tıkladığım zaman da değişebiliyor. Şimdi tekrar geliştirici sekmesinden bir makro kayıt işlemi daha yapıyorum. Ortalama 6 makrosunu çalıştırdım. Yine hücrenin tamamını seçtim. Giriş kısmı, yeni kural. Aynı mantık burada da devam ediyor. Ama sadece burada küçük eşittir diyorum. Ortalama, satır bazı kilitle ve renklendirmeyi kırmızı yap. Tamama bastıktan sonra makro kayıt işlemini durdurabilirim artık. İki makro kayıt yaptım. Bunlardan bir tanesi koşullu biçimlendirmede ortalamadan büyük olanlar. Diğeri ise ortalamadan küçük olanlar arkadaşlar. Şimdi üçüncü yapacağım makro buradaki biçimleri temizleme işlemi olacak. Yine geliyorum geliştirici kısmına makro kaydet. Biçim temizle diyorum. Tamama bastım. Seçtiğim alan burası. Geliyorum giriş kısmına. Kuralları temizle. Seçili hücrelerden kuralların tamamını temizle diyorum. Ve tekrar kayıt işlemini durduruyorum arkadaşlar. Şimdi kaydettiğim bu makroyu tetikleyebilmek adı altında 3 şekil koyacağım. Bunlardan dediğim gibi biçimlendirme yapısı sizlere hangisi için uygunsa o yapıyı kullanabilirsiniz. Şu tarzda kullanabiliriz, bu tarzda kullanabiliriz. Bakalım hangisi daha güzel durur. Şu dolu çerçeveden yapsak bir ya da bir boş çerçeve deneyelim. Hangisi daha hoş? Şu yapı biraz daha hoş gibi. Şunu kaldırdım. Ctrl C ile 3 farklı yer yerleştirdim. Üçünü birlikte seçtikten sonra hizala diyorum. Şimdi şuna bir metin yazalım. Yazacağımız metin burada ne olacak? Ortalama üstü diyorum. Şöyle ortaya getirdikten sonra bir de bunu kalın yapalım. Biçim kısmına geliyorum. Bu yeşil olsun. Metin dolgumuz da yeşil olsa bu sefer şey gözükmez. Şunu siyah yapsak metin dolgusunu. Ya da şu renk yapsak ortalamanın üstü diye. Şuna bir metin ekleyelim arkadaşlar. Ortalama 6 diyelim. Şunun da biçimi yine şu yapı olsun. Kırmızı yapalım bunu. Ortalamanın 6. Şu yazıyı kalınlaştıralım. Şunu siyah yapalım. Hatta şuradaki metin efektinden bir yansıma bunları da koyalım. Ortalama üstü, ortalama 6. Şurası da ortalama temizle diyelim. Ortalamaları temizle diyelim.
Biçim kısmına geldim. Bu da siyah renk olsun. Kalınlaştıralım. Ortalamaları temizle. Ortalama üstü, ortalama altı, ortalamaları temizle. Bu tonlarını şu anda oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu tonlarımızı hazırladık. Artık biraz önce kayıt işlemi yaptığımız makroları bunlara atamak kaldı arkadaşlar. Sağ tık yapıyorum. Makro ata dedim. Burası ortalamanın üzeri. Makro ata ortalamanın altı. Makroları da temizle seçeneğinde biçimleri temizleyi artık aktif hale getirdim arkadaşlar. Daha sonra ortalamanın üzerine bastığım zaman herhangi burada bir değişiklik yaptığımda bile aktif halde çalışır. Ortalamanın altı dediğimde yine kırmızıları getirir. Temizle dediğimde ortalamaları temizledi. Sadece ortalama altını görmek istiyorsak buradaki butonu aktif hale getiririz. Ortalamaların üzerini görmek istiyorsak, ikisini aynı anda görmek istiyorsak ya da ortalamaları temizle dersek koşullu biçimlendirmeyi makro kayıt işlemiyle birlikte tablomuza güzel bir şekilde uygulama yaptık. Bu videoyu burada keseceğim. Diğer videodaysa şuradaki alanlara şöyle güzel yaratıcı grafikler düşünüyorum. Böyle neler yapabiliriz bilmiyorum, bakacağız. Ondan sonra buranın yapısı biter. Öyle gözüküyor. Yani aklıma başka bir şey gelirse onu da ekleriz. Daha sonra bölge satış raporuna geçeriz. Böyle bütün raporları bitirdikten sonra çok güzel bir dashboard yapısı. Hatta hani çok güzel demeyelim ama yani bir şeye benziyor gibi. Çünkü daha profesyonel yapılar yapılabiliyor. Onun için zaman lazım. Üzerinde düşünmek lazım, tasarlamak lazım. Kolay işler değil. Ben sadece bunun bir eğitim anlamında sizlere çok faydalı olacağını düşündüğüm için böyle bir örnek yaptım. Dediğim gibi diğer videoda da grafikleri yaptıktan sonra genel satış raporunu burada tamamlayabiliriz arkadaşlar.